Sen neyin? Evet, merhabalar. Merhabalar. Karanlıktan geldi böyle. Güzel bir gece. Evet, biz dans ediyorduk şurada. Gördük, biz de şahit olduk. Neler söyleyeceksiniz geceyle ilgili? Yeni yıl yaklaşıyor. Önce hepimiz için sağlık. Sonra tabii bolluk, bereket, aşk biliyorum. 2023 için. Nasıl bir yıl oldu sizin için 2021'e? İyi oldu, çok iyi bir oldu. Bol bol seyahat ettik. Hem iş için hem gezmek için. Güzel filmler çektik. Güzel, çok onların zaten sonuçlarını da 2023'te alacağız diye düşünüyorum. Unutamadığınız bir yıl oldu mu? Unutamadığımız bir yıl olmadı. Diğer yıllara benzedi ama yani koronadan sonra iyi geldi böyle. Yani daha gelecek senenin daha iyi tohumlarını attık. Tohumlarını attık, bak çok iyi. Evet. Gerçekten hani bir sürü, çünkü yaptığımız işlerin çoğu 2023'te çıkacak. Artık dijitalleşen dünyada böyle bir şeyler oluyor. Bir sürü bir şeyler yapıyoruz. Ama bazen hemen görünmüyor. Biraz sonra. Evet. Çok az kaldı. Az kaldı. Son dönemde dijital platformlar ülkemizde çok genişledi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani ne kadar zor olsa da ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yani. Tüm dünyada öyle. Bunun artık karşı koyacak bir şey yok. Tabii çok avantajları var, dezavantajları var. Ben birazcık daha 2023 yılında madem bir dilekte bulunacak olursam sinema salonlarını daha çok doldurmakta isterim platformların yanında. Çünkü sinema her zaman çok özel. Tiyatro da çok özel bizim için. İkisi de. Televizyonu da çok seviyoruz. Aslında işimizi çok seviyoruz. O yüzden her mecrada seve seve yer almayı istiyoruz. Oyuncuların tiyatro sahnesinden geçmesi lazım mı? Yeni oyuncuların daha doğrusu. Yok, öyle bir dünya yok. Kuralı yok, metodu yok. Herkes mutlu olduğu şekilde. Ve hani görmesi o atmosferi yaşaması. Ya tiyatrodan gelen zaten her şeyi yapabilir ama kesinlikle. Herkes tiyatro yapmak zorunda değil. Ben kendi adıma, benim köyüm tiyatro, her zaman her an orada bir ayağım olacak. Ama herkes de bunu yapmak zorunda değil diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. İyi seneler herkese.